بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah Hak Subhanahu ve Teala'ya bir adet maktallar, hamdü sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Ne fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, belki başka peygamberlerini Allah Subhanahu ve Teala kılıyorken tebessümlerini, hursançılıklarını Kur'an-ı Kerim'de zikir kıladı. Ana o peygamberlerini biri Süleyman aleyhisselam, Allah Subhanahu ve Teala etti ki, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا Süleyman aleyhisselam özünü askerleri, leşkerleri bilen yolda ketiyetken de Allah Subhanahu ve Teala Süleyman aleyhisselam'a bergen imkaniyetinden faydalandı. İnsanlı tabiyeti daim şunday bo'lish kerak. Allah Teala bir kişiye bir imkaniyet verdi mi, ana o imkaniyetten daima faydalanish kerak. Allah Subhanahu ve Teala Süleyman aleyhisselam'a insanlarını, cinlerini, hayvanlarını, kuşlarını tillerini düşünedigen koyun eken. Hemme hayvanlarını, hemme mevcudatlarını, tillerini Süleyman aleyhisselam düşünen. Şularını cümlesinden Süleyman aleyhisselam yolda ketiyetken de, askerleri bilen bir cahaya tohtuken de, bir kişinin çumalını, gepriyatkarlığını eşitik olan. Eşitette bayağı çumalı özünü, kavmını agahlantırıyatken bulan. Ay dedi ki, La yahtimannekum, Süleyman ve cunuduhu ve hum la yeş'urun. Ey cumalılarını, cemaati ihtiyat bulunlar. Mana bu biz turgan joydan Süleyman aleyhisselam hem de onu kavmi, askerleri, leşkerleri hemmesi ötedigen bop duruşuptu. Özleri bilmegen halde sizlerini tepelep ketişmesin ya ki öldürüp koyuşmasın degen manadaki sözünü eytedi. Şunda Süleyman aleyhisselam bayağı Allah Teala'nın kiçkine bakan bir mahlukunun sözünü işletti. فَتَبَسَّمَ دَاحِكَنْ deydi. Süleyman aleyhisselam şu orunda külerek. Yani mumul Müslüman insanların hayatı fakat yine birbirlerine kavak salışlık, yaman haberlerini tarkatışlık, yaşlı haberlerini yaşayıp koştuğundan ibaretmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dediler ki يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا İnsanlarga aytayotgan paytlaringda insanlarga biror bir narsani tushuntirmoqchi bo'lsanglar, yengillik bilan tushuntiringlar, og'irlik bilan emas dedi. Yassiru va la tu'assiru degani yengillik bilan insonlarga ma'lumotni yetkizinglar, dinni yetkizinglar, va la tu'assiru dinni og'irlik bilan yetkizmanglar dedi. Bashiru va la tunaffiru insonlarga xabar yetkazayotgan vaqtlaringda imkon qadar ularga faqatgina xush xabarlarni yetkizinglar. Tunaffiru degani va la tunaffiru insonlarni nafratlantirmanglar, g'azablantirmanglar, yomon xabarlarni insonlarga nima qilmanglar deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yetkizmanglar deyapti. Umar radhiyallohu anhu mo'min musulmonlarning amiri, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining ichida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan keyin ikkinchi o'rinda turadigan sahobalarning eng afzali. Al-Umar al-Faruq deyilar. Umar Faruk, hak bilen batılını ortasını acilet göçü. Cuma'da imamlar daim mutluluk iletken de Ani Sıddik vel Faruk. Sıddik'ten maksat Abu Bakr. Faruk'tan maksat Umar ibn el-Khattab. Aldınki eski yaşkette bugün ahsakallarımız Ömer Adıl deyip koyuşan. Umar Adıl, ya ki Ömer Adıl. Bunun manası Umar radıyallahu anh'ın adalet kıyarlığı hakkındaki sözler. Umar ibn Khattab radıyallahu anh'ın hayatında bir kısık vakı buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna ziyaretke gelirdi. Huddiki başka sahabalar gibi okşar. Başka sahabalar hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in köp ziyaret kılışken. Umar küllerini bir de kese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umar radıyallahu anhu'nda hana ki kirgizgenden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem külüp oturgen bolar. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soraydı ki ey Umar neme sebepten siz külü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Umar soraydı. Ya Resulallah neme sebepten külü yap siz deyin. Sizde hazır ki
Külüyetkenliğinizge sebep nime bol dedi. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki, ey Umar dedi. Sen kelişliğinden aldın, beni hücremge, bana o hanage bir neçe ayollar kegen ekendi. Hemmeler avazlarını köterin, yapırıp duruşuyordu. Umar keldi degen avaz işitilgenden keyin hemmeler Romalıların uğrar, avazları uçup kaldı dedi. Hemme ayollar cimbop koptu. Umar ibn Hattab kegenden keyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda avazları köterliyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Umar ibn Hattab radıyallahu anhu geldi deyip aytılsa ayollar da Romalıların uğrar, avazları uçup kaldı. Şunda Umar radıyallahu anhu yine avazını köterdiler de ve aytti. Hey ayollar, ahiratı, ahiratların abad olsun dedi. Bu nime degen gap dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda avazlarıyla köterisler o. Umar radıyallahu anhu'nun huzurunda avazlarını çürüp inlemek olasılar dedi. Ayollarına bir tersi etti ki ya Umar, inneke fazlun dedi. Ey Umar, sen cüde kopalsan dedi. Biz senden korkamız dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kana Umar dedi. Bunlar senden korkan hemmez. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayağı ki meşhur özlerine hadislerine etediler. Lev Umar yesliku feccan leseleke şeytanu feccan akhar. Umar ibn Hattab bir yolda yürüyen bosa şeytan başka yol götüp getirdi. Ey Umar seni kıyan takvayından bir yolga düşerken bosa şeytan seni yürüyen yolundan yürümesinden başka taraflarga yürüp getirken bolardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umar ibn Hattab'a etken sözleri var eken. Allah subhanahu ve teala kıyamet günü de bir bendesini hesap kitap kıldı dedi. Bendesini hesap kılıyetken de Allah subhanahu ve teala arkasında hemme adamlar körüp durgenle giden adamlardan yaşırıp durup bir insanlık hesap kitap kılar eken. Allah teala sizlerine bizlerine hemme adamlardan yaşırıp hesap kitap kıladığın adamların katarda kısın. Sonra bayağı adamge Allah subhanahu ve teala günahlarını isleter. Şimdi Allah subhanahu ve teala nergi dünyada bendesini hesap kitap kılıyetken de arkasına perdeni tosup keyin hesap kitap kılar eken. Kâle ya abdi tezkuru zembe kede ve kede. Ey bendem, sen kuyudaki ana bu ve mana bu günahlarını esleysem mi dedi. 2018 yılı April ayıdaki mana bu günahını esleysem, 2017 yılı sentyabr düşenbe ettemen mana bu günahı hemmes çıkarttı o günahlar. Esleysem mi deyip. Lekin Allah subhanahu ve teala ana bu bendesi bilen kogan adamlarda perde tosup koydu. Sukubatını fakat yine kim eşit yapıysa bu bendenin özü hem de Allah subhanahu ve teala saval beri yaptı özüyle eşit yaptı. Hatta yazunu annehu helek. Ana o adam öyleydi ki bu günahını esleysem mi, bu günahını esleysem deyip Allah teala kiçkinelerini eslet yaptı. Helekettesi yokken yok. Fakat yine kiçkine günahlarını eslet yaptı. Hemme günahlarını bana degen de esleymen deyip de şunda Allah subhanahu ve teala haliki bendesi getirdi. Ey benden dünyada men şu kıyan günahlarını yaşırken ben deyirken. Dünyada yaşayıp durken peytinde men ana o kıyan günahlarını yaşırdım de. Bugün şu günahlarını keçirdim deydi. Degen de haliki adam hursan bop gitedi. Allah da onu yine de hursan kılıçlık için kişine günahlar diyor hareketlerine etmedi. Allah subhanahu ve teala şu bendesini yine de hursan kılıçlık için ayetledi ki ey bendem dedi şu kiçkine günahların hemmesini yahşilik almıştırıp verdim dedi. Kiçkine günahların hemmesini evvelki dünyada yaşırdı, indi keçirdi, yine hursan bobketudu. Şu günahlarını men hemmesini yahşilik almıştır verdim dedi. Degen de boya ki ben de dedi ki Rabbim kette kette günahlarım var dedi. Kette kette günahlarım var. Şunlar diyeyim almıştır vermeysen dedi. Şu oranda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem külerek
Nime üçün küldü degende sahabalar, nime üçün küldüğünüz degende Allah Subhanahu ve Teala küldü dedi. Kiçkine günahlardan dozakka tüşüp ben deyip oylap durdu. Allah Subhanahu ve Teala kiçkine günahlarını hemmesini yaşlılık yalmıştır veriyordu. İnsanlı tabiat şundaydı, insan toymaydı. Hey Rabbim dedi, katta katta günahlarımdan var, şunları almıştır vermeysen bir yoldaydı. Tor ile cennete girmezsen, kattarak cennete girip gitmeyim ben mi? Diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana şu orunda külüp tebessüm kıyallığını sahaba radıyallahu anhumlar rivayet kılışadı. Küllerini burada bir ayal kişi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru keledi. Ya şikayette karıp koyan, keledi de, men dedi bu yaşayan umurumunu çıralıya ötkizdim, dinde ötkizdim. Biz hem cennet ikiremiz mi dedi? Biz hem neredeki dünyaya bargenimizde cennet ikiremiz mi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz yokşuken hatırlar cennet ikiremeyin dedi. Bayağı ki ayal kişi hafa boğuldu. Hafa boğuldu da arkasını ökürüp yolda yani bir temde adam sizge mesela siz cennet ikiremeyiz dese hicalat bulmayız. Ya ki bir temde adam siz cenneti gel kirip getersin dese cüde kursan ham bop gitmeyiz. Değil mi ki? Kimi cenneti, kimi dozahlı yine Allah Subhanahu ve Teala'nın özü bile. Ve peygamberi bile. Delili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne, Aliyun fil cenne, ve Talha fil cenne, ve Zubayr fil cenne deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların isimlerini sanıp verirken peygamberin hakkı var. Kimi cenneti, kimi dozahı değişikini Allah Teala bildirirken. Ama başka bazı bir insanlarsız, cennetsiz, dozahsız dese biz hafayam, hursanam bulmayımız. Belki cennetsiz dese huş haber kılıp tefaül kılamız halas. Boyagi ayol kişi hafa boldu. Hafa boğandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tohtatiler bu ayaldı. Dip ettiler. Tohtatılganın keyin ey karı kempir dedi. Kempirler cennete ne kılar dedi. Siz cennete kiradigan bo'lsangiz, yosh bir ayol kishi bo'lib kirasiz. Alloh taolo sizni ko'rinishingizni o'zgartirib qo'yadi. Bu chollarga ham tegishlik. Chollar ham jannatda nima qiladi? Yosh yigit bo'lib 33 yoshga to'lgan payti, eng kuch quvvat, baquvvat, sochi qora, ko'zi ko'radi, quloq eshitadi, qo'l oyoq hamma Alloh taolo bergan a'zolari o'z o'rnida, maqomida turgan vaqtiga qaytariladi. Mana shu o'rinda jannatga kirgiziladi dedi. Shunda boyagi ayol kishi tushunib yetdi, ha, demak men kiraman ekan-u, yosh chiroyli ayol kishi bo'lib kiraman ekan deb tushundi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu o'rinda tabassum qilar ekan boyagi ayol kishiga qarab, qo'rqib ketdingizmi? Qo'rqmang dedi. Go'zal bir ayol kishiga aylanasiz, so'ngra jannatga kirib ketib qolasiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari Madina-i Munavvarada yaşayıp durgan payitlerde, yani işraf degen namaz var, bilesler, Bamdat namazı okulundan keyin ta kuyaş köterilgünce kaysi insan mescidde Allah Ta'ala'nın zikir kılıp otursa, Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet kısa, sonra kuyaş köterilgenden keyin iki rekat namaz okuyduken bosa, Allah Subhanahu ve Teala şu bendesige umre ve hacni sahabını toluk veren deydi. Cüde asan, bolu ben bizde asan. Arab diyarlarda okusayınız, Bamdat'ta karanguda okuydu. Bizde okusayınız, kuyaş çıkıştan az yine aldığını oku olasız. Yarım saat sabır tutursayınız, kuyaş çıkıp giderdi. Arablarda bir yarım saatte çıkardı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları mescidde oturuşarken kuyaş çıkınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem oturgenler bazen cahiliyetteki bugün geplerini izleşerken bizde gezdirdi, bulup ötken vakiyensin gel. Reisinden toy bugün de cüde oyun geçerdik. Özümüz termek yeterdi, keyin uruş çıkardı. Üzüm zar yok, beleş yok, iliş davalar yok, cencel top olan. Karasen bir tane koşun ikide, bir tane on ikide deyse. Ana suhbetleşerken oturvalı. Abbakir esinden butsanam gibi alat kılardık, kurmadan yasavalı. Karnımız açı yiyip koyardık. Keyin onu da yıkılardık. Bana onu da yıkılardık deyip sahabalar birbirleri bilen suhbetleşip külüşerken. Cahiliyette isler. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ularını kılıyatken işlerini kaytarmazsan, ularını kılıyatken işlerini, esleyatken vakiyelerini esler, ular bilen bir yerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birge külüp, birge tebessüm kılarken. Bizi dinimiz, mumun Müslümanlarının dini,
Bayağı meselelerini başta etken de fakat yine mescide girgen halatta ya fakat yine ahiretten, dozahtan etteki ölkesinin hemen kabr kısmı öldüredi. Kabrden çıkıp doğru dozahtan geçirsen dozahtan ki huda bile çıkasam yokmuş iti kaldın hemen. Çündüğümü dediğin dinmez. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de beşiran ve nezira beşarat bergüçü ve dozahtan agahlantırgüçü dedi. Kur'an-ı Kerim'ni baştan ahir geçe karasayız. Bir huş haber, bir dozah hakkıda, bir cennet hakkıda, bir dozah hakkıda geledi. Fakat yine dozah hakkıda, fakat yine kabrını azabı hakkıda, fakat kıyamatı şiddeti hakkıda, ahir zamanlı fitnes hakkı demez. Şunun için iman bakan adamlar, elgi yapır yetken adamlar, corası yapır yetken, kim gedir ders öt yetken adamlar olsa, eğer fikri olsa deydi ulamalarımız, ya ki hikmeti olsa, illerge din yetkisi yetken vakitte adaletle yetkisin. İmkan kadar ana o insanların yok haberlerini yetkisi koysun, bizim dinimizdeki yengilciliğini eğitip koysun. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَدِّينُ يُسُرُمْ وَلَنْ يُشَادَّ اَحَدٌ فِي الدِّينِ اِلَّا غَلَبَهُ Bizim İslam dinimiz cüde yengil din. Kaysi insan bana o dinde ağırçılıkke, kıyımçılıkke, şiddetke hareket kıladırken bosa, din ana o insanlığı üstüden galip gelir dedi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.